An itibariyle 149.906 aboneyle Berat Tatlı Dünyası Emine'nin mutfağına, yani benim mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır benden istediğiniz çocuklarımızın beslenmesi için bir şey yapın Emine Hanımcığım diyen mesaj atan arkadaşlar için bugün cepli poğaça çektim sizler için. Yumuşacık, oldukça lezzetli, oldukça besleyici. Çok beğeneceğiniz bir tarif olduğundan eminim. Beslenme çantalarında hazır yiyecekler koymayın. Lütfen çocuklarınıza hazır şeyler yedirmemeye dikkat edin. Elimizden geldiği kadar tarifler veriyoruz. Onları değerlendirmenizi tavsiye ederim. İlk önce hamurunu yoğurmaya başlayalım. Oldukça az bir malzemeyle yapılıyor. 2 su bardağı ılık sütümüz var. Ilık sütümüzü yoğurma kabımızın içerisine alıyoruz. Üzerine yarım paket yaş mayamız var. Yarım paket yaş mayamızı da ekleyelim. Bir paket biraz fazla geliyor. O yüzden yarım paket tavsiye ederim sizlere. Kuru mayayla da yapabilirsiniz. Ama yaş maya ve kuru mayanın arasındaki farkı söyleyeyim arkadaşlar. Yaş maya daha geç bayatlamasını sağlıyor. 2 tane yumurta var. Bir tanesinin sarısını üstü için ayıralım. Yarım su bardağı sıvı yağımız var. Onu da yoğurma kabımıza alalım. Bir dolu tatlı kaşığı tuzumuz var. Onu da içerisine alalım. 2 tatlı kaşığı toz şekerimiz var. Ve sıvı malzemelerimizi karıştırmaya başlayalım. Evet, nerede kalmıştık? Yaş mayamızda kalmıştık. Kuru mayayla da yapabilirsiniz, yaş mayayla da yapabilirsiniz. Ama kuru maya, yaş mayayla yaptığınız zaman daha taze kalıyor. Kuru maya ilk sıcakken lezzetli oluyor ama daha sonra sertleşiyor. O yüzden mümkün olduğu kadar yaş maya kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Evet, 5,5 su bardağı un kullandım kontrollü bir şekilde. Hamurumuz oldukça yumuşak bir hamur olacak. Özlü, kıvamlı, elimize yapışmayacak bir hamur olacak. Hamurumuzu yoğuracağız. Yoğurmuş olduğumuz hamurumuzu 45-50 dakika kadar üstü örtülü bir şekilde ılık bir yerde bekletelim. Elimize biraz sıvı yağ alabiliriz bu aşamada. Çok hafif sıvı yağla yağlayıp bezeleri ayıracağız. Evet, hamurlarımızı 13 eşit parçaya böldüm. Benimkiler çok küçük olmadılar. Biraz büyük büyük yaptım onları. Çok küçük olmasını istemiyorum. 13 eşit parçaya böldüm. Hamurlarımı ister oklavayla, ister merdaneyle, isterseniz elinizle bu tabak büyüklüğü kadar açalım ve sıvı yağ sürelim. Sıvı yağ sürmemizdeki amaç, buradaki amaç piştikten sonra cep yapacağımız için ceplerin birbirine yapışmaması. Evet, buraya da sıvı yağ sürelim. Tekrar katlayalım ve üçgen haline getirelim. Bütün işlemi, bütün hamurlarımızı bu şekilde yapacağız. Bu aşamada bekletmenize gerek yok hamurlarınızı. Beze yaptıktan sonra kabarması için hiç bekletmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi yağ sürüyoruz. Tekrar katlıyoruz. Fırınımızı da bu arada 180 dereceye ısıtalım. Fırınımız sıcak olsun çünkü işlemimiz bitti. Evet, bütün işlemi aynı yaptıktan sonra arkadaşlar üzerlerine ayırmış olduğumuz bir tane yumurta sarısı var. Onu sürelim. Üzerine susam serperek sıcak fırına göndereceğiz. Ne kadar un kullandım arkadaşlar? 5,5 su bardağı kadar da un kullandım. Malzeme listesini videomun alt kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Arasına isterseniz ben salam, kaşar peyniri ve marul kıvırcıkla süsleyeceğim aralarını piştikten sonra. İsterseniz hangi malzemeyi seviyorsanız, istiyorsanız her malzemeyi kullanabilirsiniz. Domates de kullanabilirsiniz. O şekilde. Ben bu şekilde yapıp buzluğa da atabilirsiniz arkadaşlar. Buzluğa attıktan sonra tazeyken buzluğa atın. Çıkardıktan sonra istediğiniz zaman çocuğunuzun beslenmesine rahatlıkla istediği şeyleri koyarak beslenme hazırlayabilirsiniz. Evet, bir ceplerimizi açmaya başladık. Oldukça da kolay açılıyor gördüğünüz gibi. Bir cebimize kıvırcık, bir cebimize salam ve bir cebimize de peynir ekleyerek. Başlatmayacağım. Kapat bir.
Peynirimizi de koyduktan sonra bütün işlemi aynı şekilde yapacağız, hazırlayacağız. Servis aşamasına getireceğiz. Evet, gördüğünüz gibi cepli poğaçalarımız hazır. Yapacak olan arkadaşlarım sizlere kolay gelsin diyorum. Malzeme listesini videomun alt kısmına yazacağım. Yeni tariflerle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.